Tadım Tuzum kanalı ve mutfağıma hoş geldiniz. Kurutulmuş biberden kızartma yapacağız. Hemen yapımına başlıyorum. Tencereye bir miktar su aldım. Güzelce kaynadı. Kurutulmuş biberlerimi ipten çıkarttım. Ve yumuşayıncaya kadar kaynatacağız. Ara ara kontrol edeceğim. Yaklaşık 5 ile 10 dakika arası biberleriniz yumuşayacaktır. Çok uzun olanları ikiye bölebilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Çünkü çok büyük olduğunda yutmakta zorluk çekersiniz. Biberlerim çok acı. Acı olan biberlerimi tabii ki çocuklarım da yiyecekler. O yüzden sarımsaklı yoğurt kullanarak acılığını biraz hafifletmek istiyorum. Biberlerimi saçlanırken ben sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım. Yumuşamasına bakalım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunu hiçbir şekilde soğuk suya tutmadan sadece süzüp geliyorum. Evet, şimdi onlar süzülüyorlar. Tencereme bir miktar sıvı yağ aldım ve biberlerimi ilave ediyorum. Kavuracağız biberlerimizi. Biraz kavurduktan sonra biber salçası atıyorum, bir yemek kaşığı kadar. Salçayla birlikte de kavurmaya devam ediyorum. Her ne kadar Denizli yöresine ait olduğu söylense de kurutulmuş biberi Türkiye'nin her yerinde hemen hemen yapıyoruz ve yemek haline dönüştürüyoruz. Bu da çok pratik bir yemekti. Çok basit. İster sofranıza ortaya koyabileceğiniz bir meze türevi, isterseniz de kahvaltılarınızda kullanabileceğiniz şahane bir tarif. İyice kavrulduktan sonra artık sunumunuza geçeceğiz. Tuz eklemedim çünkü salçamın tuzu yetecektir. Ayrıca sarımsaklı yoğurt yaparken de yoğurduma tuz eklemiştim. Şimdi sunum yapacağım kaba almaya başlıyorum. 10 dakika haşladım. 5 dakikada salçayla ve yağla kavurdum. Artık kabıma aktarıyorum. Biberleri kabıma aktardım. Kavurduğum kaba 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım tekrar. Biraz tatlı toz biber yakacağım. Hafif ılınmış olan biberlerin üzerine sarımsaklı yoğurdumu bolca gezdiriyorum. Tarifimiz bu kadardı. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bana yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.